Herkese merhabalar arkadaşlar. Osmanlı Türkçesi 1 dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. ünitede kalmıştık. En son gördüğümüz ders neydi? Sülasi mücerret maslar vezinlerini görmüştük. Bugün ise ismi fail, ismi mef'ul ve mec'ul Mastarları göreceğiz. İsmi fail ne demektir? İsmi fail adı üstünde bir işi yerine getiren, yapan, eden anlamına gelen bir vezindir. Yapan, eden, bir işi yerine getiren. Zaten Türkçe'de fail kelimesi de kullanılır değil mi? Faili meçhul diyoruz ya yani yapanı bilinmeyen demektir. Peki ismi fail vezninin sülasi mücerret mastar vezinler için vezni nedir? Adı üstünde ismi fail. Hemen vezni'ni buraya yazıyorum. Demek ki İsmi faili, bir şeyin ismi fail vezni aynı zamanda onun o işi yapan, gerçekleştiren, yerine getiren anlamına gelen fail veznidir. Peki fail veznimizdir. Bu veznimiz için ne gerekir? Mastar gerekir. Mastarları alacağız. Daha sonra ne yapacağız? Kök harflerini bulacağız. Kök harflerini bulduktan sonra o kök harfleri ne yerleştireceğiz? Fail veznine yerleştireceğiz. Fa il fa çekiyor. Peki bu kök harfleri sırasıyla hangi harflere yerleştireceğiz? Geçen derslerimizi hatırlayalım. F A L veznine yerleştireceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Bir kelimenin ismi failini bulabilmek için o fail veznindeki f a yerine ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Şimdi kitabıma dönüyorum. Kitabımıza dönüyorum. Kitabımızda ismi fail ile ilgili bazı kelimeler verilmiş. Bu kelimelerden birincisi hemen şurada yazalım. Mastarımız neymiş? Amel. Mastarımız amel. Peki amel kelimesini ne yapacağım? Önce latin alfabesiyle yazıyorum. Amel yazdım ve buraya ayın harfini de belirttim. O zaman vezne yerleştirmek için ne yapacağım? Kök harflerini bulacağım. Attım, attım. Geriye ne kaldı? Ayın, m ve l kaldı. Bunu nereye yerleştireceğim ismi failini bulmak için? Failin yerine yerleştireceğim. Ayın, m ve l. Daha sonra diğer harfleri aynen indiriyorum. Amil. Demek ki amel masterının ismi faili neymiş? Amilmiş. Evet devam ediyoruz. Diğer kelimeden diğer kelimemiz neymiş? Hemen bakıyorum. Diğer kelimemiz irfanmış. Hemen yazıyorum buraya. İrfan. İrfan. Hemen latin alfabesiyle yazıyorum. İr fan. Kök harflerini bulmak için ne yapıyorum? Ünlüleri atıyorum. Uzun ünlüleri atıyorum. Kelimenin sonundaki ne genellikle zahittir onu atıyorum. Geriye ne kaldı? A, R, F harfi kaldı. O zaman kök harflerim neymiş? A, R, F. Nereye yerleştireceğim? Fa ile yerleştireceğim. F, A, L'ye yerleştireceğim. A R F. Daha sonra diğer harfleri aynen indiriyorum. A R Demek ki irfan kelimesinin ismi faili neymiş? Arifmiş. A R F. İrfan sahibi demek. Devam ediyorum. Diğer kelimeye geçtim. Diğer kelimemiz kitabımızdaki neymiş? Cehalet. mastarımız bu. Hemen yazıyoruz. C Ceha... H Cehalet. Peki cehalet kelimesini latin alfabesiyle yazacağım. Cehalet. Yazdıktan sonra kök harflerini bulmak için ünlüleri attım. Uzun ünlüleri attım. Kelimenin sonundaki T nedir? Zaittir. Geriye ne kaldı? C, H, L. Kök harflerim neymiş demek ki? C, H, L. C, H, L'yi nereye yerleştireceğim? F, A, L'nin yerine yerleştireceğim. Yerleştireceğim. C, H, L yerleştirdim. Daha sonra diğer uzun ünlüyü ve ünlüyü direkt indiriyorum. Ne oldu? Cahil oldu. Cehalet mastarının ismi faili cahil demektir. Bilmeyen demek anlamına geliyor. Bir tane daha yapalım. Ee, bir tane daha yapalım. Daha sonra ismi mef'ule geçmiş oluruz. Diğer kelimemiz, diğer kelimemiz ne olsun? Hemen kitabıma bakıyorum. Hizmet olsun. Hizmet dalla yazılır. Hizmet hademe kökünden gelir. Hizmet. O zaman hemen yazıyorum. Hizmet veya hizmet ile daha mantıklı. Peki şunu hemen D'ye çeviriyorum. Peki ne yapacağım? İsmi failine çevirebilmek için ünlüleri atıyorum, attım, attım. Kelimenin sonundaki t zaittir. onu da attım. Geriye ne kaldı? H D M. O zaman ismi faili ne olacak? H D M'nin yazıyorum. H D M. Daha sonra zait olan harfleri tekrardan indiriyorum. H D -m hizmet eden kişiye de ne denir? Hadim denir. O zaman ismi fail ne demektir? O işi yapan, eden, yerine getiren anlamında kullanılır. Yerine getiren anlamında kullanılır. Ve vezni de nedir sülasi mücerret maslar vezinleri için? Bunun vezni de adı üstünde faildir. Şimdi kitabımızda şey vermiş arkadaşlar bize e, bu araştır bölümündeki bazı kelimeler var ya o kelimeleri ismi fa ile çevirmemizi istemişler. Biz bunu beraberce yapalım daha iyi anlamış oluruz. Mesela birinci kelimemizi şu şekilde vermişler. Ne demiş? Birinci kelimemize demiş ki nazar. Nazar kelimesini ne çevir demişler? İsmi fa ile çevir demişler. Fa... İl. Peki benim kök harflerim hangileriydi? F, ayın ve L. Bunların yerine kök harfleri yerleştirdiğim zaman onları neye çevirmiş olurum? İsmi fa ile çevirmiş olurum. Peki nazar kelimesi burada yazılı. Tekrardan yazıyorum kök harflerini bulmak için nazar. Ünlüleri attım geriye ne kaldı? N-Z-R. Ne, Nereye yazıyorum? F ailenin yerine yazıyorum. N-Z-R yazdım. Daha sonra uzun ünlüleri tekrardan indirdim. Nazır. Demek ki nazar mastarının ismi faili neymiş? Nazırdır. Nazır da bakan demektir. Devam ediyoruz diğer kelimemizle kitabımızdan. Kelimemiz katil. Evet. Katil. Katil kelimesi Osmanlı Türkçesini de yazmış olalım. Katil. Bu da katil. Peki katil kelimesinin hemen kök harflerini bulmak için yazalım. A'yı attım. Geriye ne kaldı zaten? K, T, L. Nereye getireceğim? F, A, L'nin yerine getiriyorum. K, T, L. Peki katil fiilini yerine getiren kişiye ne denir? Katil denir. Katleden demektir. Katil. Demek ki katil maslarının ismi faili neymiş? Katilmiş. Diğer kelimeye geçiyorum. Kitabımıza bakıyorum. Kelimemiz kitabet. Yazıyorum. Kitabet. Osmanlı Türkçesi ile yazacak olursam. Kitabet. Yazdım. Peki o zaman bunun hemen neyini bulmam lazım? Kök harflerini bulmam lazım. Kitabet. Ünlüyü attım. Uzun ünlüleri attım. Sondaki T de zayittir. Onu attım. Geriye ne kaldı? K, T, B. KTB'yi ne yapacağım? Failin yerine yazacağım. KTB yazdım. Daha sonra diğer harfleri aynen indiriyorum. indirdim. Demek ki yazan anlamına gelen şey, kelimemiz neymiş bizim? Katipmiş zaten günümüzde de kullanılıyor. Katip yazan demektir. Diğer kelimeye geçiyorum. Şükür kelimesi. Şükür kelimesi hemen kırmızı oldu sileyim. Şükür kelimesini yazıyorum. Şükür. Osmanlı Türkçesini de yazdım şuraya hemen. Şükür. Şükür kelimesini yazdım. O zaman ismi fail veznine ve dönüştürebilmek için ne yapacağım? Önce kök harflerini bulacağım. Buldum mu? Buldum. Ş K R. Ne yazıyorum? Failin kalıbının yerine Ş K R yazdım ve uzun ünlüleri ve normal ünlüyü tekrar indirdim. Geriye ne kaldı? Şakir oldu. Demek ki şükreden kişiye de ne denir? Şakir denir. Çünkü biz neyi görüyoruz şu an? İsmi faili görüyoruz. Kitabımızdan devam ediyorum. Kelimemiz hıfsmış. Hıfs. Hıfs korumak. Evet. Osmanlı Türkçesini de hemen şuraya yazalım. Hıfs. Hemen asli harflerini bulmak için ne yapacağız? Asli harflerini bulmak için kök harflerini bulacağız. Kök harflerini bulmak için ünlüyü attım. Geriye ne kaldı? H, F, Z. F alenin yerine yazıyorum. H, F, Z. Koruyan kişiye ne denir o zaman? Hafız denir. Burada şu aklınıza karıştırmasın. Şu I'lar, I'ler olabilir. A'lar da E şekline gelebilir. Kalın inceye göre. O zaman Hafız da ne demektir? Koruyan kişi. Kur'an-ı Kerim'i hıfz edenlere de hafız deniyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i sinelerinde ne yapıyorlar? Koruyorlar. Devam ediyoruz. Diğer kelimeye geçtik kitabımızdan. Diğer kelimemiz emir kelimesiymiş. Emir kelimesi hemen yazıyorum. Emr. Emr. Osmanlıcasını da yazdım. Emr. Burada yalnız bir tane hemze vardır arkadaşlar. Hemze. Emr. Hemze ile yazılır. Peki kök harflerini bulmak için ünlüyü attım. Geriye ne kaldı? Hemze kaldı. M kaldı. R kaldı. O zaman ismi fa ile çevirmek için Hemze, M ve R. Diğer harfleri ne yapıyorum? Tekrardan aynen hiç indirmeden yazıyorum. Değiştirmeden yazıyorum. Amir. Demek ki emreden kişiye de ne deniyormuş? Amir deniyor. Yani ismi faili de amir olarak geliyor. Evet sayfamın yavaş yavaş aşağısına doğru geliyorum. Diğer kelimemiz kitabımızdan helak kelimesi. Helak. Helak. Helak etmek değil mi? Hemen Osmanlıcasını da yazalım. Helak. Peki Yazıyorum latin alfabesiyle helak diye yazdım. Kök harflerini bulmak için ünlüye attım, uzun ünlüye attım. Kökü ne kaldı? H, L, K. Yazıyorum. H, L, K. Diğer harfleri aynen indiriyorum. Halik. Halik ne demektir? Helak eden. Halik, halik. Tabi bunu halikle la karıştırmamamız lazım. Halik Allah'ın bir ismidir. Yaratan demektir halik heyle söylersem helak edendir. Onun için Osmanlı Türkçesinde telaffuz çok önemlidir. Anlam değişebilir. Diğer kelimeye geçiyoruz fazla uzatmadan. Neşir kelimesi. Neşir. Neşir yaymak demektir. Bu da Osmanlı Türkçesi ile yazımıdır. Hemen ismi faili nedir neşir kelimesinin? Onun için kök harflerini buldum. Neşere yazıyorum. Neşere. Peki yayan kişiye ne denir? Naşir denir. Naşir de yayan demektir. Naşir. Diğer kelimemize geldik. Diğer kelimemiz zulüm kelimesi. Hemen yazıyorum. Zulüm. Osmanlı Türkçesindeki yazımı ise şu şekildedir. Zulüm. Peki ismi faili nedir? İsmi failini bulmak için yazarım. Kök harflerini bulurum. Zaleme. Hemen yazarım. Zaleme. Peki zulmedene ne denir? Zalim denir. Zalim. Zalim zulmeden demektir. İsmi failini buluyoruz ya zaten. İsmi faili o işi yerine getiren, yapan anlamlarını taşıyor idi. Diğer kelimemize geçiyoruz. Vakıf. Vakıf kelimesi. Vakıf yazdım. Bu da Osmanlı Türkçesi ile yazımı vakıf bu şekilde yazılır. Peki vakıf kelimesinin ismi failini bulmak için ne yapacağım? Kök harflerini bulacağım. Buldum. V, K, F yerine V, K, F yazıyorum. Diğer harfleri aynen indiriyorum. Vakıf, vakıf. Bu işe vakıftır diyoruz. Bakın bunu uzun okuyoruz. Diğeri vakıftı. Bu vakıf. Çünkü ismi fail. Değil mi arkadaşlar? Evet şöyle 3 tane kelimemiz kaldı. Hepsini yapmak istiyorum. Çünkü bu sizi yetiştirecektir arkadaşlar. Sem Osmanlı Türkçesi ile de yazıyorum. Sem dedim. Peki sem kelimesinin neyini bulacağım? Kök harflerini bulacağım. Ne kaldı? S, M, ayın harfi kaldı. Yazıyorum. S, M ve ayın harflerini yazıyorum. Diğer harfleri aynen indiriyorum. Sami' Sami' ne demektir? Duyan demektir. Sami' samir Burada aynı harfini de atlamayacağız değerli arkadaşlar. Evet diğer kelimemiz kahır kelimesi. Yazıyorum kahır. Bu da Osmanlı Türkçesi ile yazımı. Kahır bu şekilde yazılır. Peki kahır kelimesinin Neyini buluyorum? ismi faalini buluyorum. ismi faalini bulmak için kök harflerini buluyorum. Ünlüyü attım. Geriye ne kaldı? K, H, R. Üç harfe düşürdüm ya sıkıntı yok. Peki kahredene ne denir? Kahir deme denir. Kahir, kahir kahreden demektir. Ve son kelimemiz teb kelimesi. Teb burada bir ayın vardır. Evet bakın burada daha açık bir şekilde gördük. İsmi failini bulmak için ünlüyü attım. T, B, A kaldı. Yazıyorum T, B, A. Peki uyan anlamına gelen kelimemiz nedir o zaman? Tabi'dir. Tabi bunun tabi i uyanı anlamına geliyor. Evet değerli arkadaşlar ismi fail budur. Sülasi mücerret mastar vezinlerinden kelimenin kök harfini buluruz ve nereye yerleştiririz? F alenin yerine yerleştiririz ve ismi faili bulmuş oluruz. Şimdi ki konumuz ise ismi mef'uldür. Hemen buraya kocaman bir başlık atıyorum. İsmi mef'ul. İsmi mef'ul de şu demektir arkadaşlar. İsmi Mef'ul bir işten etkilenen anlamına gelir. Edilgendir. Türkçedeki edilgenlikle karşılayabiliriz. Edilgendir ve o işten etkilenir. Bir işten etkilenen, etkilenen fiildir değerli arkadaşlar. İsmi mef'ulün vezni nedir? İsmi mef'ulün vezni de adı üstündedir. Nedir arkadaşlar? Mef'uldür. Hemen yazıyorum buraya. İsmi mef'ulün Vezni de mef'ul. Bakın abartarak söylüyorum. Mef'ul. Demek ki bir uzatma var. O işten etkilenen demektir. Mef'ul. Peki hemen kitabımızda e, ne var? Bu alıştırma bölümündeki kelimeler var ya onların hemen ismi mef'ullerini yaparsak bu işi çözmüş olacağız değerli arkadaşlar. Peki Birinci kelimemiz neymiş? Cerh kelimesini, cerh kelimesini hemen yazıyorum buraya. Osmanlı Türkçesi ile yazıyorum. Cerh kelimesini ne yapın diyor bize? İsmi mef'ule çevirin. İsmi mef'ule çevirmek için önce kelimenin Latin alfabesi ile yazıyorum. Yazdım. Yazdıktan sonra kök harfini buluyorum. Ne kaldı? C R H. Peki Cerh mastarından etkilenen kişiye ne denir? Hemen buradan fealenin yerine fealenin yerine ne getiriyorum? Cereha'yı getiriyorum. h Daha sonra diğer harfleri aynen indiriyorum. Mecruh. Mecruh yaralanmış demek. Bakın bu yaralanma fiilinden etkilenen demektir. Mecruh yaralanmış demektir. Diğer kelimemiz rakım. Ee, rakım rakım hemen yazıyorum. Şöyle siyahı tercih edeceğim. Rakım kelimemiz bu. Peki rakım kelimesinin ismi mefulünü bulmak için ne yapacağım? Ünlüyü attım. Kökünü buldum mu? Ra ke, me. Hemen ne yazacağım? Ra k M yazdım. Daha sonra diğer harfleri aynen indiriyor olurum. Merkum. Merkum demek. Peki hıfz kelimesi gene geçmiş. Hıfz kelimesini de yazalım. Hıfz neydi? Korumak demektir. Hıfz korumak. Peki ismi mefulünü bulmak için ne yapacağım? Önce latin alfabesiyle yazdım. H, F, z. kelimenin... Fealek yerine ne yazacağım Ha Z yazdım Peki korunmuş olan anlamına gelen nedir Mahfuz Mahfuz korunan demektir Yani cerhin ismi mef'ulü mecruh Rakımın merkum Hıfzın mahfuz Yani korunmuş İsmi mef'ul adı üstünde ne yapacak O işten etkilenecek Diğer kelimeye geçiyorum Defin kelimesi, defin, defin, defnetmek var ya, defin, defin yazdım. Peki ismi mefulünü bulmak için hemen ne yapacağım? Kelimenin kök harflerini bulacağım. Kök harflerini bulmak için ünlüleri attım. D, F, N. Define de oradan geliyor değil mi arkadaşlar? Hemen peki gömülmüş anlamında gelinen kelime ne olur o zaman? D, F, N'yi yazdım. F, ailenin yerine. Harfleri indiriyorum. Medfun. Medfun ne demek o zaman? Defnedilmiş demektir. Diğer kelimemize geçiyorum. Kitabet. Aynı kelime hem ismi fail için de çıkmıştı. Kita, kitabet, kitabet. Yazıyorum. Kelimenin asli harflerini bulmak için latin alfabesiyle yazdım. Önce ünlüleri attım. Uzun ünlüye attım. Kelimenin sondaki T'yi attım. K, T, B. Üç harfe düşürdüm mü? Evet. Düşürdükten sonra ne yapacağım? F, A, yerine ne yazacağım arkadaşlar? K, T, B şeklini yazacağım. K, T, B yazıyorum. K, T, B. Peki yazılan anlamına gelen kelimemiz nedir mektub bakın bu da Türkçe'ye yerleşmiş bir, bir kelimedir Mektup ismi mefulden yazılan yazılmış anlamına geliyor hemen diğer kelimeme geçiyorum kabz kelimesi kabz dat'la yazılır dat bazen z sesini verirdi diğer derslerimizden hatırlayın kabz yazdım evet attım kbz kelimenin kökü neymiş kbz Peki yazılan anlamına gelen, korunan anlamına gelen kelimemiz nedir? Makbuz. Bakın Türkçe'ye yerleşmiş başka bir kelime daha. Devam ediyoruz. Diğer kelimeye bakıyorum. Kabul. Kelimemiz neymiş? Kabul. Kabul. Yazdım. Ben hemen latin alfabesini yazıyorum ki kök harflerini bulayım. Attım ünlüyü. Uzun ünlüyü de arttım. Ne kaldı yere? KBL. KBL. Kabul edilen anlamına gelen kelimemiz nedir o zaman? Makbul. Bakın ismi mef'ul. Su gibi. Sular ne yapar? İçine girdiği kabın şeklini nasıl alıyorsa bu da böyledir. Sülasi mücerret ve vezinleri için. Evet mesela terk kelimesi var. Bakalım bu Türkçe'ye yerleşmiş mi? terk terk kelimenin kökü neymiş? terkmiş. Yazdım, ünlüye attım. Geriye ne kaldı? TRK. Fealenin yerine TRK yazıyorum. Daha sonra diğer harfleri aynen indiriyorum. Metruk. Bakın, terk edilmiş demek. Metruk e, mahal diyoruz ya. Metruk terk edilmiş anlamını taşıyor. Diğer kelimemiz neymiş? Nakilmiş. Hemen onu da yazalım. Nakil. Nakil. Yazıyorum. İsmi mef'ulünü bulmak için ünlüleri attım. Köküm ne kaldı? N, K, L. N, K, L yazdım. Peki nakledilen neymiş arkadaşlar? Menkul. Menkul nakledilen. Gayrimenkul nakledilemeyen, taşınamayan demektir. Evet Satır kelimesinin ismi mefulü mestur değil mi? Diğer kelimeyi yazmak istiyorum. Bu da Türkçe'ye yerleşmiş diye bunu alıyorum. Kelimemin kökü cehil. Hemen yazdım. Mastarım neymiş? Cehil. Ünlüyü attım. Gelene kaldı C-H-L. Fealenin yerine ne yazıyorum? C-H-L. Peki cehil bil bilmemek. Peki bilinmeyen ne demektir? Meçhul. Mechul bilinmeyen demektir Bakın ondan etkilendi Son kelimeyi yazıp e, Diğer konuya geçeceğim Kelimem ney? Halk veya hulk Halk Halk yaratmak demektir Bakın hıyladır abartarak söylüyorum Kelimenin kökünü bulmak için Ünlüyü attım Geriye ne kaldı? Hale k -ka kaldı Hale k -ka yazdım Peki yaratılan anlamına gelen kelimemiz nedir o zaman? Mahluktur. Evet arkadaşlar burada neyi gördük bizler? İsmi mef'ulü de gördük. İsmi mef'ulün vezni neymiş? Mef'uldür değerli arkadaşlar. Şimdi burada kitabınıza şöyle bir taraftan bakıyorum. Mücerret rubai mastarlar var. Rubai mastarlar neydi? Dörtlü kök harfi dörtlü olan. Hemen şuraya yazıyorum aklınızdan bir köşesinde kalsın. Rubai mastarlar. Rubai adı üstünde rab köktür. Dörtlü demektir. Dörtlü dörtlü mastarlardır mastarlar. Buna kitabınızdan bakınız. Mesela saltanat, fezleke, velvele, zelzele gibi bunlar dörtlüdür. E, bu şekilde biliniz yeter arkadaşlar. Çünkü bundan soru çıkacağını hiç sanmıyorum. Çünkü bugüne kadar çözdüğüm testlerde böyle bir şey karşıma çıkmadı. Son olarak mecul mastarları da gösterelim ve dersimizi bitirelim. Mecul mastarlar ne demektir? Mecul. Mecul mastarın diğer adı nedir? Cali mastarlardır. Cali. Mecul mastar Kelimenin asli harflerinin sonuna asli harflerin harflerin sonuna sonuna iyet eki getirilerek yapılan mastarlardır. İyet y t şeklinde gelir. İyet eki getirilerek yapılan mastarlardır. Evet, yapılan mastarlardır. Arkadaşlar bu çok basittir. Yani sonunda iyet olacak. Türkçedeki karşılığı lık, liktir. Mesela örnek verecek olursak kelimem ne? Hemen Osmanlıcasını yazalım. Artık siz belli bir seviyeye geldiniz, okursunuz. İnsan... Peki bunun cali mastarı nedir? İnsanlık ne olur o zaman? İnsaniyet olur değil mi? Bak sonuna iyet getirdim değerli arkadaşlar. Mesela kelimem kökü, kelimemin kökü hür şeddelidir. Peki bunun cali masları ne olur? Hürriyet olur. Hür, hürriyet. Diğer kelimemi yazıyorum. İslam, İslam. Peki bunun cali masları ne olur? İslamiyet, İslamiyet. Bakın sonuna iyet eki getiriyorum değerli arkadaşlar. Kelimem'in kökü ebed. Cali mastarı ne olur? Ebediyet olur. Ebediyet olur. Ve son kelimem cahil olsun. Cahil. Cahil kelimesinin cali mastarı nedir? Cahiliyettir. Evet, hemen buraya da şeylerini de yazalım. Çevrilmiş halini yazalım. İnsaniyet hürriyet, hürriyet, hürlük değil mi? Özgürlük, İslamiyet, İslamiyet, Müslümanlık, İslamlık, ebediyet, ebetlik, ebediyet. Demek ki iyet de ne yapıyormuş değerli arkadaşlar? Mecul mastarlar yapılıyormuş. En sonunda cahiliyetle bitiriyoruz. Şimdi o zaman haftaya ki olan dersimizde yani bir sonraki videomuzda da bir okuma parçası var. Okuma parçasını yapacağız. Ardından ünite sonu soruları çözerek 8. ünitemiz olan son üniteye geçeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Kolay gelsin.